Ne bu kan davası? Ne olmuş? Eşimin babası tarla kavgasında aileden birini öldürüyor. Bu süreçte eşim duruşmasına gitmesi gerekiyor. İki duruşmaya benden izinsiz gitti. Üçüncü duruşmada ben göndermek istemedim. Yani içime doğdu mu bilmiyorum. Göndermem dedim. O zaman 5 aylık hamileyim kızıma. Yani vedalaşıp gitmek istiyor ama ben vedalaşmıyorum. Göndermek de istemiyorum. Yani bir şekilde bayağı uğraştı, sonra gitti. Ben kapıdan çıktığı anda sanki evde bir felaket olmuş gibi ağlamaya başladım. Çocuklarımı oturtturdum, babanıza bir şey olursa ağlamayacaksınız diye. Onlara hani kendi içimde yenemediğim şeyleri onlara şey yapmaya başladım. Öyle gitti. Duruşmaya giriyorlar. Duruşmadan çıktıktan sonra kendi köylerine gidiyorlar. Köyden dönüşte otogara inerken karşı taraftan biri eşime vuruyor. İntikam, hırs, kan davası gibi kavramlarla beraber çocukların, o evde geride kalan aile fertlerinin hayatının nasıl karartıldığını görün. Hiç kimsenin bir başkası tarafından canının alınmadığı, şiddetin hiçbir türlüsünün yaşanmadığı ve normalleştirilmediği bir dünya dileğiyle konuşuyoruz biz. Hani birinin suçunu diğer başka birine yükleyerek ya da başka birinden intikamını alarak insanlar kendileri içsel olarak rahatlatacağını düşünüyor. Başka bir hayatları yok ediyorlar. Başka bir hayatları yıkıyorlar. Yani insanların yaşama haklarını ellerinden alabiliyorlar. Sen bir de sezmişsin. Evet. Yani evet, ortada bir olay olmuş ama sen bir sezmişsin. Nasıl aldın haberi Rabia sen? Ben gece saat 1 civarında bir telefon geldi. Yani ben o kadar kötüyüm ki, hani bu ayağı kırılmış dediler daha doğrusu. Kavga çıkmış karşı tarafla birlikte. O kavga esnasında ayağı kırılmış diye duydum. Ondan sonra sabah oldu. Herkes gelmeye başladı. Benim beyin kabul etmiyor sanırım. Hani hiç hissetmedim. Ondan sonra eşimin arkadaşı geldi. İş arkadaşı geldi. Dedim, eşini kaybettim. Oğluma nasıl söyleyeceğim? Nasıl çocuklarıma söyleyeceğim diye korkuyorum. Hani bir taraftan o, bir taraftan eşim kaybetmişim, hamileyim, ne yapacağım diyorum. Kendimden geçtim. Yani yaşamım durdu. O kadar kötü oldum ki, inanılmaz kötüyüm. Ayakta duramıyorum. Yemek yiyemiyorum. Mama yediriyorlar bana. Sabah kalktım, oğlumun üzerini giydirdim. Onların da haberi yok. Üzerini giydirdim, okula götürdüm, bıraktım. Yani ayakta duracak halim yok ama o güç var. Onun duymasını istemiyorum. Onu okula götürdüm. Akşam gittim, aldım. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Artık o da hissetmeye başladı mı bilmiyorum. Eve geldik. Artık herkes gelip gidiyor. Hani duyacağını anladım. İçeri götürdüm. Dedim, oğlum baban vefat etmiş dedim. Öyle bir ağladı ki, anne kendimi tutamıyorum dedi. Ben bir kez daha öldüm. O kadar kötüydü ki. Kendimi ne olur ağlama diye yalvardım. Yani onun üzülmesi beni 2 kat daha üzmeye başladı. Ben ona yalvarıyorum, o bana yalvarıyor. Anne kendimi tutamıyorum diyor. Ben yalvarıyorum, ağlama oğlum diye. Sonra ağlaya ağlaya uyudu.